Merhabalar yeniden. Balkanlarda koronavirüste son durum nedir diye bir şeye başlamıştık biliyorsunuz. Ve bugün Kosova'dan bu son durumu öğrendiğimiz bir şey yapacağız. Enis Tabak katılacak. Kosova'daki gazeteci arkadaşım o da. Ve bize son durumu oradan aktaracak. Kosova'daki aslında genel anlamda koronavirüs mevzusunu çok takip edebilmiş değilim ben. Nedir ne değildir bilmiyorum ama en son işte Sırbistan'da durumun vehametini açıkladığımız bir şey yapmıştık. Bir de şeyi Slovenya'da da durumun kötü olduğunu duydum ama onunla ilgili henüz bağlantı yapabildiğim, kurabildiğim biri yok. O yüzden şimdi bugün de Kosova'dan Enis'e bağlanacağız ve Enis aramıza katıldı. Merhaba, nasılsın Enis? Merhabalar Berna Hanım. İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz Kosova'da, ben takip edemedim çok açıkçası. Durumu nedir ne değildir olarak bir sormak istiyorum. İlk vaka ne zaman tespit edildi ya da vaka tespit edildi mi? Ölümle sonuçlanan bir şey var mı? Ne gibi önlemler alındı? Bunları bize aktarabilir misin? Şimdi ilk vaka 13 Mart'ta başladı. Yani dün bir hafta oldu. Avrupa'nın genelinde aslında Balkanlar'da en son iki ülkede görüldü biliyorsunuz. Bir Karadağ ve Kosova'da böyle bir vaka yoktu. Ancak geçtiğimiz Cuma günü itibariyle iki kişi de ilk önce vaka tespit edildi. Daha sonra bugüne kadar dün en son dün akşam daha doğrusu 24'e yükseldi. Durum şu an stabil Kosova'da biliyorsunuz bu koronavirüs vakalarının ardından Kosova Başbakanlığı hükümet daha doğrusu hemen okullar tatil etti. Büyük AVM'ler tamamen kapatıldı. Sokağa çıkma yasağı getirildi. Acil durum ilan edildi. Yani çok büyük önlemler hemen alındı aslında Kosova'da. Sadece marketler, eczaneler, işte fırınlar çalışıyor. Şu an acil durum var Kosova'da. Ama dediğim gibi durum şimdilik stabil gözüküyor. Fakat bu koronavirüs vakaları aslında hep İtalya ve İsviçre'den, yurt dışından gelenlerden. Çünkü 2 milyon nüfusluk Kosova malum ekonomik durumu çok iyi olmadığından vatandaşların çoğu neredeyse Avrupa'ya kaçmıştı yıllar öncesinde. Son yıllarda olsun işte ekonomik durumlarını düzeltmek için daha iyi koşullarda şey yapmak için. Şimdi onlar geri dönüyorlar, ülkelerine dönüyorlar korkudan. Genelde bütün vakalar hep onlardan çıktı. Yani şu ana kadar mesela dediğim gibi düne kadar dün 21'di sabah. Akşama doğru bu sayı 24'e yükseldi. Ama her türlü önlemler alınıyor. İşte polis parklarda dün mesela çekimde yapıldı. Oturan vatandaşları evlerine gitmelerini rica etti. Sokaklar tamamen boş. Vatandaşlar bu başbakanın bu çağrısına uyuyor. Ama Balkanlardan diğer komşu ülkelerde baktığımız zaman işte biliyorsunuz Makedonya'da OHAL ilan edildi. Bosna Hersek'te öyle. Arnavutluk'ta da en son bir tane ölüm vakası yaşanmıştı. Onlarda da sayı 70'in üzerinde. Biz de şimdilik dediğim gibi 24. Umarız bu sayı daha fazla yukarılara yükselmez. Malum dünya bir koronavirüsüyle savaşıyor. Biz de onlardan şöyle de bir şey söyleyebilirim. Kosova Cumhurbaşkanı dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonla arayarak Kosova için yardım da istedi. Biliyorsunuz Kosova ekonomik açıdan az önce de söylemiş olduğum gibi fakir bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü destekle Kosova halkının yanında olacağını belirtti. Evet, Bosna'ya da bir yardım olacak. En son okuduğum Aynen bilgilerde bunu bizler görmüştüm. savaş ülkesiyiz. Kalkınmamız biraz hala neredeyse doğru düz değil. Evet, Ekonomik açıdan haliyle çok olsun, daha her açıdan fazla olsun. etkilemiş bir durumda. Yani orada o zaman kapanan dükkanlar işte vesaire var Aynen. herhalde. Hastanelerde durum nasıl peki? Hastanelerde durum birkaç tane sağlıkçı arkadaşımla konuştum, doktor arkadaşımla konuştum. Herhalde şey diyorlar, daha önceden bir üksürük olsa geliyorlardı acile. Fakat diyor şu an herhalde korkularından mı bir şey bulaşmasın diye şu an acillerde veya usta hastanelerde öyle bir yoğunluğun olmadığını söyledi. Hatta biz şey diyorduk diyorlar yani böyle bir durumlarda herhalde hastaneler aciller full olur. Ama tam tersi halk her şey için hastanelere akın etmiyorlar yani vatandaşlar. Evlerinde büyük sürük varsa evlerinde kendileri şey yapıyorlar. Yani dediğim gibi doktorlar işte sağlıkçı arkadaşlarla konuştuğum gibi
Öyle bekledikleri gibi bir yoğunluk yokmuş ama her türlü tedbiri alıyorlar. Kosova hükümeti de 10 milyonluk bir bütçe Sağlık Bakanlığı'na verdi. Sınırlarda kontroller yapılıyor. Zaten sınırlar şu an tamamen kapalı. Makedonya dediğim gibi o hal ilan etti. Komşu Karadağ, ondan sonra Arnavutluk, şu an bütün Balkanlar hepsi kendi içine çekilmiş. Evet, bir de Sırbistan'a mesela o sancak bölgesine gitmek isteyen yolcular, işte ne bileyim oraya gelen, memleketlerine gelenler, ben en başta ilk önce uçakla gittiğim zaman Priştine'ye iniyorum. Aynen Mesela o Priştine'de. durum çok daha riskli. Havaalanlarında o zaman bir şey sağlandı mı? Bir tedbir alındı mı? Şu an tamamen havaalanları, uçuşlar Tamamen kapatıldı. iptal. Tamamen iptal. Bütün iptaller birkaç gün, 3 gün önceydi galiba. Böyle bir haber de yapmıştık. 3 gün önce tamamen iptal edildi. Aslında Kosova hemen önlemini aldı yani. Batıdaki birçok arkadaşlarımla konuşuyorum. Hala büyük AVM'ler açıkmış. Batının birçok ülkesinde sokaklarda hala sinema salonları, tiyatro salonları olsun hala çalışıyormuş. Ama bizde tamamen bütün barlar, bütün kafişler, bütün restoranlar, her şey tamamen kapalı. Bütün AVM'ler sadece dediğim gibi işte fırınlar, eczaneler, bunlar işte küçük marketler. Şimdilik hizmet veriyor. Millet de şeye uyuyorlar. Sokaklar boş. Sadece tek tük vatandaşları görüyorsun. O da herhalde bir ihtiyacını karşılamak için mutlaka sokağa çıkmıştır. Yani Kosova'da şimdilik dediğim gibi bugün 8. Durum bu. gün koronavirüsünün ilan edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 24. Marketlerde durum ne peki? Onlarda bir, yani sizde Yok. de bu yağmalama durumu var mı? Yok böyle bir yağmalama durumu şu an olmadı. Normal şeyler Normal satılıyor. alışverişlerini Normal yapıyorlar. alışveriş sabah 8, akşam 8'e kadar hizmet veriliyor sadece. Onun dışında kapatılıyor. Herkes evine çekiliyor. Millet tamamen televizyonlara odaklanmış durumda. Dünyadan bir haber bekliyor. Salgınla ilgili ne olacak falan. En çok biliyorsunuz dünyada şu an hatta Çin'de geçti. İtalya'da böyle İtalya. bir şey var. Dolayısıyla birçok Kosovalı da var. Yani kendi akrabalarımız da var şu an. Benim dayımın oğlu mesela şu an İtalya'da yaşıyor. 6-7 yıldır orada. Şu an o da orada. Yani herkes İtalya'da, İtalya'yı merak ediyor. Oradaki biliyorsunuz ölüm sayısı hatta dönem son 600'ün üzerindeydi galiba. Böyle bir herkes bir tedirgin bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Bu verilen kurallara uyuyorlar aslında. El yıkama, hijyenine falan bilmem ne dediğim Evet, gibi. onlar zaten yapmamız gerekenler. Bir de şeyi soracağım. Bu işte şu anda çok büyük tedbirler, önlemler var. İşte insanlara çağrı yapıldı, uymaya çalışıyoruz vesaire söylendi ama acaba bir işte siyasiden ya da herhangi bir yetkili bey hatun kişisinden bir açıklama yapıldı mı? İşte cezai bir yaptırım olacak mı mesela dışarı çıkılması durumunda? Sırbistan'da şu anda böyle sıkı bir şey var biliyorsun. Valla Kosova'da şöyle bir skandal gerçekleşti. Önceki gün koalisyon ortaklarından LDK lideri hükümetten çekildi. Yani hatta dün akşam biz DEHA'ya da haber geçtik. Bütün millet, bütün Kosova halkı akşam saat 8'de balkonlardan ellerinde tabak, tava ne varsa Kosova lideri İsa Mustafa'yı protesto etti. Bu durumda dünyanın, Kosova'nın, Balkanların, herkesin çalkalandığı bir durumda adamın hükümeti düşürmesi yani büyük bir skandal oldu bu Kosova'da. Şu an başbakana O bu hatta süreçte hakikaten büyük bir darbe olmuş. 2 Şubat'ta biliyorsunuz Kosova'da hükümet kuruldu. 10 Ekim 2 6 Ekim pardon 2019 tarihinde erken genel seçimlere gidilmişti. 2-3 aylık bir süre sonra en son 2 Şubat'ta hükümet kurulmuştu. İşte önceki gün Kosova Cumhurbaşkanı Aşim Saci'nin o hal ilan edilmesi istemesi ardından İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'nı desteklemişti. Evet ben de o hal ilan edilmesini isterim falan demişti. Kosova Başbakanı daha sonra Albin Kurti İçişleri Bakanı görevden aldığı için hükümet ortağı sen benim bakanımı görevden alırsan ben de hükümetten çekilirim. Basın toplantısı düzenledi ve hükümetten çekildi. Hani böyle bir skandal var yani. Böyle bir çok yanlış, çok saçma bir durum oldu Kosova'da. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana verdiğin bilgiler için. Ne Dileyelim ki demek? hem bu siyasi olaylar bir an önce yerine otursun hem de önlemlerin zaten alındığını söyledin. Dilerim ki vaka sayınız artmasın. Devam edelim Aynı. böyle bilinçli bir şekilde. Tekrardan çok teşekkürler Aynı yayına katıldığın temennilerde için. ben de Türkiye için bulunuyorum. Çok teşekkür Gözümüz kulağımız ediyoruz. her zaman orada.
Kolay gelsin sizlere Çok de. sağ Sağ olun. olun. Hoşça kal. Sağ olun. Hoşça kalın.